Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Erdağ ve ekibi Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Düzenlenen kurtuluş törenleri atlı gösteriler ve oyun havalarıyla devam ederken, yüzeyi 40 santimetre buzla kaplı Çıldır Gölü'nde de halk oyunları Eskimo usulü balık avının yapıldığı atlı kızak gezisi, Maraş dondurması gösterisi etkinlikleri vatandaşlarla birlikte ilgiyle izlendi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner de Şeytan Kalesi önünde açıklamalarda bulundu. Değerli izleyicilerimiz, bugün Marmara Bölge ekibi olarak Ege TV'den Ardahan ilimiz, valimiz Sayın Hüseyin Öner Bey yanımızda. Bugün Ardahan'ın kurtuluşuyla ilgili ve Şeytan Kalesi'ne karşı konuşmalarımız olacak. Sayın Valim, neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz diyorum sizlere de. Biz bu sene bu Türkiye Şehir Ödülleri platformu efendim ödül törenini Ardahan ilimizde planladık. Ticaret odamız, üniversitemiz, Serhat Kalkınma Ajansımız, Çıldır Kaymakamlığımız ve Çıldır Belediye Başkanlığımızın işbirliğiyle söylediğim gibi bu şehir ödülleri ödül programını ilimizde organize ettik. İlk gün efendime söyleyeyim bu ödül töreninin hemen öncesinde tabii bunu bir fırsat bilerek bir efendim Çıldır ilçemizde bir organizasyon yaptık. Çıldır malum Donan Gölü ile tanınan bir ilçemiz, evet meşhur bir ilçemiz. Önce Çıldır ilçemizin merkezinde bir buz şehri şeyimiz vardı, çalışmamız. İşte buzdan işte kaleler, kuleler, özgün bir takım yapıların içinde olduğu bu buz şehrimizin gezintisinden sonra Çıldır Gölümüze geçtik. Çıldır Gölümüzde tabii tamamen buz kaplı. Üzerinde yaklaşık 10-15 santim de kar vardı. Evet. Atlı kızak, önce atlı kızakla gezinti yaptık. Evet. Bu soğuk iklimin Ardahan iline faydaları nelerdir? Evet, can çok güzel bir soru. Biz bu soğuk iklimi avantaja dönüştürmeye gayret ediyoruz. Sloganımız şu: iklimi soğuk, insanı sıcak, Ardahan'a gelin diyoruz. Söylediğiniz gibi kış mevsimi burada bir başka güzel. Ve biz bu kış mevsimini, buranın iklimini, soğuğunu avantaja dönüştürme gayretindeyiz. Biraz önce de söyledim, Çıldır Gölü Türkiye'nin donma özelliğine sahip en büyük gölü. Kış aylarında tamamen donuyor. Ve bu göl üzerinde muhtelif çeşitli aktiviteler yapılıyor. Atlı kızak bunların başında geliyor. Atlı kızak gezintisi yaptık. Efendim, ardından Eskimo usulüyle balıkçılarımızın daha önceden attığı ağları çektik. Balık yakaladık. Sazan balıklarını yakaladık. Evet. Çok lezzetli ama Sayın Valim. Evet, sazan balığı. Dediğiniz gibi çok lezzetli sazan balıkları yakaladık. Ardından halk oyunları gösterimiz oldu. Yöreye özgü. Yine tamamen yöresel ikramlardan müteşekkil bir sofra kurduk. Onları misafirlerimize ikram ettik. Sayın Valim, iklimi soğuk. Hakikaten evet. Kış mevsiminin tam ortasındayız. Evet. Şubat ayındayız. Sizin bu programınızdan dolayı böyle Şeytan Kalesi'ne doğru biraz sizi üşüteceğiz ama bu soğuk iklimi Ardahanlılar avantaja çeviriyor desek olur mu? Evet evet, dediğiniz gibi yani çeviriyoruz diyebilirim. Şimdi söylediğiniz gibi arka planda da Şeytan Kalesi görünüyor. Şeytan Kalesi de Ardahan'ın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri. Hatta orada bu sene bir projemiz de olacak. Bu kaleyi ve buranın vadisini efendim görmeye yönelik, gözlemlemeye yönelik bir proje uygulayacağız. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Köyler Hizmet Götürme Birliği'mizin iştirakiyle. Yani söylediğiniz gibi biz yerli turistleri adeta Ardahan'a bekliyoruz. Evet evet, yerli turistleri de bekliyoruz, yabancı turistleri de bekliyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda yabancı turistleri de cezbedecek, efendim onları da ağırlayacak imkanlara sahip olacağız. Bizim vesilenizle tabii vatandaşlarımızı, efendim turistlerimizi Ardahan'a bekliyoruz.